Canım. Ah oh, canım. Canım. Oh. Abinle bir hastamızı kaybettik de. Nasıl? Ne oldu? Abi. Aziz, Aziz. Ne oldu ya? Ne oldu? Babam nerede? Ne oldu bilmiyorum. Babam nerede? Ne oldu? Aziz ne oldu? Hani Zeynep'in babasıyla konuşmuş. Bütün suçu üstlenmemiş. Babam nerede? Konuşmam lazım. Bilmiyorum. Ona. Bilmiyorum. Telefonum da yanında yok. Buradadır. Hı? Dur bir dakika. Burada, 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 burada. Baba neden yaptın bunu? Bu senin için yapamayacağın bir şey yok. Sen benim oğlumsun. Tabii ki yapacağım. Sen benim canım oğlumsun. Senin için her şeyi yaparım. Ama işte yok bir şey. Hayır, mesleğinden olursan ne olacak? Mesleğinden olursan. Şahane bir cerrah yetiştirdin, ne olacak? Hayır. Hayır. Nasıl? Baba hayır. Bak ortada bir suç varsa bunu benim üstlenmem lazım. Teşekkür ederim ama hayır, yapamam. Tamam. Tamam. Bir hatam varsa sorumluluğunu sen alacaksın. Ama biz annem baban olarak ne olursa olsun senin yanındayız oğlum, tamam mı? Bir de kardeşin var. Yani ne olursa olsun biz bir aileyiz, tamam mı? Ne unutma. Anneniz de babanız ne olursa olsun yanınızda. Hep yanındayız oğlum. Tamam mı? Yumura söyle hazır olsun. Az sonra hayatı alt üst olacak. Şimdi Parla'yı inkar etsin de görelim. Şey diyeceğim. Bu anı hiç unutmayalım, olur mu? Yani bu anı kimsenin bozmasına izin vermeyelim, ne olur. Hiçbir şeyin aramıza girmesine izin vermeyelim. Baba ama... Tamam biliyorum, hatalıyım ben, hatalıyım. Tamam ama yani hatamı telafi etmeye çalışıyorum, değişmeye çalışıyorum. Siz yardım ederseniz belki birlikte toparlayabilirim. İyi, iyi. Bunu çocukların yanında zaten konuşmayalım, tamam. Biz zaten böyle bir aradayız zaten. Her koşulda. Azraz, bugün eve bakmaya falan gitmeyelim biz oğlum, tamam mı? Tamam. Sen şey yapma, sen Reha Hoca'ya çık, bir dinlen, bir izin al yani biraz. Tamam mı hayat? Sen ev bakmakta ısrarcısın yani. Sen de konuşmakta ısrarcısın. Tamam. Hiç ısrar etmeyelim, şu an konuşmayalım, olur mu? Tamam anne, ben yardım ederim sana. Ben zaten Reha Hoca'yla konuşacaktım, izin almak istiyordum. Tamam. Ama biz de gelelim ister misin? Hayır, istemiyorum. Mi? Hayır, istemiyorum. Bunun sorumluluğunu benim almam lazım. Tamam. Zaten vicdanımı susturamıyorum. Bari bunu yapabileyim en azından. Tamam. Hadi. Yaş. Çocukların yanında konuşun. Sen... Net kararım ne? Tamam mı sen? Benim kararım. Acele mi ısrarlı? Acele ya. Ben dedim ben maaşı. Şey bir karışmayalım. Tamam. Kızım. Efendim? Selim. Neredesin? Ya geliyorum dedim ya. Bekle 5 dakika. Sen bunca zaman nasıl dayandın Rengin ya? Dur bir gelme. Bir gelme. Ben vazgeçtim. Yapamayacağım. Gelme. Ne demek o ya? Rengin sen neden korkuyorsun ya bu kadar? Selim bu korkaklık değil. Kendi kızımı düşünürken iki çocuğun daha canını yakmak istemiyorum. Öyle bir yağma yok Rengin'ciğim. Biz seninle konuşup bir anlaşma yaptık tamam mı? Sen üzerine düşeni yapacaksın. Ben de üzerime düşeni yapacağım. Vereceksin o imzayı. Çocuk oyuncağı değil Selim, ya. Selim bak bir dur. Bir dinle Selim. Sana güvenen de kabahat ya. Ya bir kere de çıktığın yolda yürüyecek bir cesaretin olsun be. God. Latife aç şunu, aç şunu. Ne oldu, niye sen duruyorsun? Sen şey ya, asistan ya, darlıyor da sabahtan. Tamam, şey yapacağım. Selim hastaneye geliyor. Bahar'a Parla'yı açıklayacak. Babam beni korumak için tüm sorumluluğu kendisi üstlenmiş ama... taburcu kararını veren bendim. O yüzden tüm sorumluluk benim. Aziz Uras, sen çok kıymetli bir asistansın. İleride de şahane bir cerrah olacağına eminim. Zeynep Hanım'ın dosyasını biz de inceleyeceğiz. Eğer bir hatamız varsa... başta ben, başhekim olarak,
üzerime düşen bütün sorumluluğu alacağım. Hocam sağ ol. Çok sağ ol. Ben izniniz olursa bu süreçte ücretsiz izne çıkmak isterim. Çünkü çalışabilecek bir durumda olduğumu düşünüyorum çok. Tabii ki Aziz Uras. Tabii ki. Yani dinlenmek istiyorsan saygı duyarım. Hekim olarak üzüntünü de anlıyorum. Ama mesleğe küsme. Tamam. Uras, ne oldu? Ne karar verdiler? Ben ücretsiz izne karar verdim. Yani bir süre yokum buralarda. Elveda demeye geldim de işte dışarıda falan görüşürüz zaten. Yani... Ne demek bir süreliğine yokum oğlum ya? Senin hiçbir suçun yok ki Aziz. Ya uğratayım. Ben senin yanındayım, tamam mı? Ne olursa olsun ben senin yanındayım. Nerede o adam? Nerede? Benim suratıma cevval gibi yumruk çakan o adam nerede Aziz? Hı? Kendi vicdanına dön. Kendi vicdanına dön de ki. Ya ne kadar güzel destek oluyorsunuz gerçekten arkadaşlar ya. Biz senin iyiliğin için ya. Bak sen de laf dinlemiyorsun ki be abi. Zürans da gelmedi hala. Ne yapsak? Biz mi gitsek ya? Ay nereye gideceğiz? Timur lütfen gerim gerim gerdin insanı. İki dakika çocuğu bir rahat bırakır mısın? Tamam hayır yani. Tamam ya. Of. Ne oluyor ya? Kızım ya. Öyle telefon sesi mi olur ya? Gerçekten tarıyorlar sandım yani. Aman ne yapayım? Baloncuk sesi mi yapayım baba? Evet. Lütfen daha soft bir şeyler. Ne oldu? Kim ya? Boş ver anne okuldan. Okula ilgili hiçbir şey boş vermiyoruz Umay'cığım. Ne oldu? Tamam anneciğim. Bu notlarımla alakalı değil. Bu Belirler her sene bir etkinlik yapıyor ya o. Şey, şenlik gösteriyor. Ne onlar? Ben anlamadım. Ne şenlik? Geçen sene sen gelmeyince annem şiir gösterisi yapmıştı da. Ama bu sene durumumuzu biliyorlar zaten bizi şey yaparlar. Yok hayır canım yaparız küçük bir şey ne? Yaparız canım hiçbir şey. Olmaz. Küçük bir şey olmaz. En büyüğünü yapacağız. Söyle onlara. Annenle ben Romeo ve Juliet oynayacağız. Ne? Juliet mi? Saçmalama Timur. Evet. Romeo ve Juliet. O oynayacağız tabii ne olur Umay için. Bak ben de hiç yapmadım. Hiç beraber yapalım. Timur. Ne ya? Daha önce oynamadık. Psikolojide... Bırak psikoloji. Biz daha önce tiyatro yapmadık mı ya? Üniversitedeyken. Ben Romeo sen Juliet değil miydin? Değildik. Değildik. Oyun çıkmadı zaten. Ben hamile kaldım. Yönetmen seni tokatladı. Hatırlarsan. Ne anlar o yönetmenlikten hayır, zaten? Hayır. Ne adı? Juliet, Juliet tutturdu. Juliet'tir o. Juliet'ti. Ay. Juliet'tir o. Shakespeare aslında İspanyol. Onu Juliet denmez, Juliet denir. Julia'yı. Bütün dünya Juliet diyebiliyor. Juliet, bütün dünya Juliet. Ya onlara gerçek şeyi Romeo'yu gösterelim. Romeo ile Juliet. Anne, babam ilk defa katılacak bu sene. Hadi ne olur lütfen. Hadi ne olur bağır ya. Kırma, Umay'ı benimle. Tamam, tamam. Yaparsın. Çok güzel olacak, evet. Evet. Nerede kaldı bu çocuk ya? Babamı Romeo olarak hayal etsene. Sus ben... Sen var ya ömrüm boyunca böyle Romeo göremeyeceksin bir daha. Evet ömrüm boyunca böyle tiyatro bir Romeo tiyatro tarihine adımı altın harflerle yazacağım. Kazacağım. Geldi. Oh, hadi gidelim. Geldim ne oluyor? Evet, prova yapacağız. Ne prova kurusu? Yapacağız. Prova yapacağız. Ay Allah aşkına. Annemle babam Romeo Juliet oynuyorlar. İşte bu Juliet. Selim Çevik. Benim buyurun. Hakkınızda yakalanma emri var. Yanlışlık olmuştur. Evrakta sahtecilik, bezinmesine para geçirme suçlarından tutuklusunuz. Selim, ne oluyor? Beyefendi hakkında tutuklama kararı. Timur yüzünden. Konuşma kardeşim, konuşma. Söyle ona. Bunu ona ödeteceğim. Sen iyi misin? Nasıl olayım ya? Anne ev içinde kusura bakma. Bugün... Canım tamam. Yaparız. Başka bir gün yaparız. Merak etme. Tamam. Ha, çocuklar bu arada isterseniz siz eve geçin. Zaten düzeniniz, eşyalarınız, her şey orada. Sonra annenize biz gelip prova yapalım. Çok parlak bir plan değil. Başka türlü bir şey var. Tamam. Ben bırakayım o zaman. Bu gerek yok. Biz taksiyle gideriz umarım. Hadi canım. Kafanı topla tamam mı? Hadi. Dinlen, uyu biraz. Tamam. Görüşürüz. Canım, havalarda bir türlü ısınamadı. Çok ince giyiniyorsun. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam hadi. Ya.
Görüşürüz baba. Sağ olun Ayşe. Aslında ben bırakırdım ama Zuras istemeyince alanına saygı duydum. Bir şey var. Oluşacaksa sandım ben. Aa. Biz neler sandık Timurcuğum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.